Yokto Project kullanarak elde ettiğimiz Raspberry Pi'ye özel dağıtımı şimdi SSH ile bağlanacağız. IP adresi 118 ile bitiyor. Direkt root olarak bağlandım. Herhangi bir şifre istemedi. Şifre belirlememiştim çünkü. Şimdi kodlarımızın bulunduğu klasöre gidelim. Burada ki dosyaları tanıtayım. Şimdi Result klasörü görüntü işlemi sonucu elde ettiğimiz fotoğrafların bulunduğu klasör. Test Images dosyası da girdi olarak vereceğim fotoğrafların bulunduğu dosya. Test Videos girdi olarak vereceğim videoların bulunduğu dosya ve Videos Output'ta o video üzerinde görüntü işlemi yapılarak elde edilen çıktıların bulunduğu dosya. Şimdi biz öncelikle girdilerimize bir bakalım, yani fotoğraflara ve videolara. Raspberry Pi üzerine grafik backendler eklemediğim için kendisinin üzerinde direkt görüntüleyemiyorum. Bu yüzden kendi bilgisayarıma yollayıp burada görüntüleyeceğim bu dosyaları, resimleri ve videoları. SCP-R neyi gönderelim? Test Images'i gönderelim. Images dosyasını gönderelim. Test Images kullanıcı adı ve IP adresi 103. Ondan sonra göndermek istediğim klasör desktop şifremi soruyor. Gördüğünüz gibi Test Image dosyasını benim desktop ortamıma gönderdi. Şöyle baktığımda fotoğraflarım böyle çizgi, trafikteyken çekilmiş fotoğraflar. Örnek olarak bakalım. Fotoğraflar bu şekilde. Şimdi video dosyasını göndereyim. Şu an gönderiyor. Tabii video biraz daha yavaş geliyor. Videomuz da böyle. Gerçek zamanlı olarak gönderilmiş, çekilmiş. Şimdi hem bu video üzerinde hem de bu fotoğraflar üzerinde işte OpenCV kullanarak görüntü işlemi yapacağız ve kenar yol çizgilerini tespit etmeye çalışacağız. Kodumuza bakalım kısaca. Kodumuz tek bir dosyadan mevcut. Gerekli olan kütüphaneler şurada kurulmuş. Ben bu kütüphaneleri Raspberry Pi'ye özel dağıtımı geliştirirken eklemiştim. Direkt dağıtımla beraber geldikleri için daha performanslı çalışıyor. Ekstradan harici olarak yükleme yapmadım. Kod kısaca şöyle. Test Image klasöründeki resimlerimizi alır. Bunlar üzerinde tek tek belli başlı filtreleri uygulayarak kenar yol çizgilerini tespit etmeye çalışır. Daha sonra elde ettiği bu verileri, yol çizgi bilgilerini CV2'nin InWrite metodunu kullanarak Result klasöründe kaydeder. Bütün fotoğraflar için tek tek. Videolar için de şöyle input videomuz şurada. Clip 1 video clip. Test videosunun altında solid yellow left.mp4 uzantılı dosyamız. Bunun üzerinde de video üzerinde işte görüntü işlemi yapacak. Daha sonra kaydedecek dosyamızı. Tamam. Editörden çıkalım ve Python kodumuzu çalıştıralım. Python 3 ile çalışıyor. Tabi 2 için eklememiştim. Tabi bu işlem birazcık uzun sürüyor. Yaklaşık 2 dakika. İşlem bitti. Şimdi sonuçlarımıza bakalım. Result Cluster'ında gördüğümüz gibi 6 tane fotoğrafımız ve Video Output klasörümüzde de bir tane dosyamız oluştu. Şimdi bunları kendi bilgisayarıma yollayarak
Sonuçlara bakalım. Önce result'u yolluyorum. Result geldi. Resimlerimize bakalım. Gördüğünüz gibi yol kenar çizgilerini tespit edip araya bir renklendirme yaptı. Verdiğim 6 tane resim için de aynı işlemleri uyguladı. Videoya bakalım. Videoyu nasıl işlemiş? Video klasörümüz geldi. Videomuz da geldi. Şimdi açalım. Gördüğünüz gibi video üzerinde de frame'leri tek tek alarak hepsinin üzerinde aynı tekniklerle filtreleme yapıp renklendirme yaptı ve bunu video şeklinde kaydetti. Proje bu kadar. Teşekkürler.